yarısı piste çalıntı otomobiller. Tuvaletten mi? Hemen son. Hemen. Adamlarına hakimdirler. Ve değişen bir koşullarda açır kırmızı frowns. Efendim. Alo, Ziyagül Köşkü mü efendim? Evet, buyurun. Merhaba, ben Yılmaz Demir. Beşir Elçi'nin çalıştığı geminin elektrik mühendisiyim. Kimin? Beşir Elçi. Siz de çalışmıyor muydu? Evet. Evet, duyamadım. Buyurun, bir şey mi oldu? Evet, Beşir çok hasta. Pardon, bu arada ben kiminle görüşüyorum? Behlül Haznedar. Adnan Ziyagül'ün yeğeniyim. Anladım efendim. Ne oldu Beşir'e? Efendim, seyir halindeydik. Hastalanınca Tallinn limanına yanaşmak zorunda kaldık. Şimdi ambulansla hastaneye götürüyorlar. Nesi var peki? Tam olarak bilmiyoruz. Ateşi düşmüyor. Ciğerleri kötü diyor ikinci kaptan. Sürekli öksürüyor. Öksürürken kan geliyor. Hay Allah. Biz onu bırakıp devam etmek zorundayız. Gerçi ajanta ilgilenecek ama... Ailesine haber vermek daha iyi olur diye düşündük. Onlara ulaşabileceğimiz bir numara biliyor musunuz? Beşir'in bildiğim kadarıyla bir akrabası yok. Efendim? Tamam, ben aşağı haber veririm. Evde çalışanlar belki daha iyi bilir. Kusura bakmayın. Ben bu numarayı buldum cep telefonundan. Daha önce de orada çalıştığını söylemişti o sebeple. Tamam, peki. Ben sizin telefon numaranızı alayım. İrtibat halinde olalım. Tabii vereyim. Bir saniye. Evet. Evet. Aha. 48-03. Tamam. Teşekkür ederim aradığınız için. Rica ederim. Bakın, durumu gerçekten önem arz ediyor. Ben sizi telaşlandırmış olmayayım ama... Hayati tehlikesi bile olabilir. O kadar kötü çocuk. Tamam. Ben ilgileneceğim. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Size iyi yolculuklar. Teşekkür ederim. İyi geceler. Nefis olmuş Süleyman. Ellerine sağlık. Afiyet olsun diye yaptım dağların ceylanı. Behlül Bey mi? Buyurun efendim. Afiyet olsun. Buyurun lütfen. Yok, buyurun. Hazır kimse yokken eşimi güzel bir ağırlayayım dedim. Malum evden pek çıkmıyoruz. Çok iyi yapmışsınız. Oturmaz mısınız? Teşekkür ederim. Ben sizin keyfinizi kaçırmak istemem. Ama şimdi bir telefon geldi. Hayırdır inşallah? Beşir. Çok hastaymış. Beşir. Nihal. Seni seviyorum Beşir. Ne kadar haklıymışsın. Seni daha önce dinlemediğim için ne büyük yanlış yapmışım. Her şey düzelecek. Seni seviyorum.
Anladım. Raporları daha önce CD olarak teslim etmiştiniz diye biliyordum ben. Sadece bunlar mı? Peki, tamam. Nihal'le konuşursanız Beşir'in durumundan aman bahsetmeyin. Zaten orada problemlerle uğraşıyorlar. Bir de bu, üzülür, kurar. Hiç merak etmeyin. CD'ye basılacak başka rapor falan yokmuş. Zaten onlarda böyle bir uygulama da yokmuş. Şirketten koştur koştur raporlarının CD'sini almıştı hani. Başka hastanede yaptırdı belki. Kim bilir? Onun için kayıtlarında yok. Olabilir. Postayla mı göndereceksiniz bunları hastaneye? Yok yok. Zaten çok vakit kaybettik. O çocuğu orada yalnız bırakamayız. Ben giderim herhalde. Ay Allah razı olsun. Sağ ol Katya. Afiyet olsun. Yarın büyük bir toplantım var. Ya sonrasında akşam ya da öbür sabah giderim. Heh. İçim rahat etti şimdi. Ben gideyim hala. Okul tatil. Yapacak işim yok. Gerçekten mi? Tabii. Hem raporları götürürüm. Doktoru izin verince de alır gelirim Beşir'i. Amcamın da hoşuna gider. Yani benim gitmem daha doğru. Haklısın. Tamam. Gerekirse Moskova'daki büromuzdan da yardım çağırırsın yanına. Zaten ben arattırırım onları. Gideceğini haber veririm. Ben hemen bakayım bir uçak biletlerine. Bu Behlül Bey her zaman beni şaşırtmıştır. Delidir, doludur ama merhametlidir. İyi çocuktur Behlül. Öyle, öyle. İyi haberlerle gelsinler inşallah ya Rabbim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.